5. Oblomov, Olga'ya ne gözle bakacağını, onunla ne konuşacağını bilmiyordu. Çarşamba günkü buluşmalarını pazara bırakmaya karar verdi. O gün konuklar çok olur, baş başa kalmak fırsatı çıkmaz, diyordu. Hizmetçi dedikodularını ona söylemeyecekti. Boş yere canını sıkmanın anlamı yoktu. Fakat buluşurlarsa söylememek zordu. Olga bir şeyi sakladığını anlar, kalbinin en derin yerlerine kadar girip ne varsa dışarı çıkarırdı. Verdiği karar Oblomov'u biraz yatıştırdı. Köyde işlerine bakan komşuya bir mektup daha yazdı. Bir an önce olumlu bir cevap vermesini rica etti. Sonra ruhların sessiz sessiz konuşmasıyla, Olga'nın havası ve şarkılarıyla geçen çarşamba gününü şimdi nasıl geçireceğini düşündü. Zahar canını sıkmak için çok kötü bir zaman seçmişti. Çarşambayı elden geldiği kadar sıkıntısız geçirebilmek için İvan Gerasimovich'lere yemeğe gitmeye karar verdi. Pazar günü için başka şeyler düşünecekti. O zamana kadar köyden mektup da gelirdi. Ertesi gün köpeğin havlamaları arasında uyandı. Avluya birisi girmiş, bir şeyler konuşuyordu. Kapıcı Zahar'ı çağırdı. Zahar, Oblomov'a şehirden postaya verilmiş bir mektup getirdi. ''İlyinskilerin genç hanımından.'' dedi. ''Nereden biliyorsun? Oradan değil işte.'' Yazın size gönderdiği mektuplar hep böyleydi. Oblomov içinden, hasta olmasın sakın, ne olabilir diye düşünerek mektubu açtı. Çarşambaya kadar bekleyemeyeceğim, seni çok özledim, yarın saat 3'te yaz parkında bekleyeceğim. Hepsi bu kadardı. Oblomov, Olga'ya nasıl bakacağını, neler söyleyeceğini düşünmeye başladı. Tekrar rahatı kaçtı. Ne yapmalı bilmem ki, gidip Şitols'a soramam ya, diyordu. Fakat Olga belki de teyzesiyle ve ondan bir türlü ayrılmayan Maria Semyonovya ile beraber gelir diye düşünerek biraz ferahladı. Onların yanında sıkıntısını saklayabilir, işi nazikçe konuşmalara vurabilirdi. Tembel tembel parka doğru giderken, ''Tam da yemek zamanı, ne diye bu saati seçmiş?'' diyordu. Parkın büyük yoluna girer girmez başına tül örtmüş bir kadın oturduğu sıradan kalktı. Ona doğru yürüdü. Yalnız olmasına imkan yok. Buna cesaret edemez. Evden hangi bahaneyle ayrılabilir? Ama onun yürüyüşüne benziyor. Bu kayar gibi çabuk ve hafif yürüyen ayaklar, yere bakar gibi eğilen baş, bu boyun. Başka bir erkek Olga'yı elbisesinden veya şapkasından tanıyabilirdi. Ama Oblomov bütün bir sabah Olga ile dolaşır, gene de ne giydiğini fark etmezdi. Parkta kimse yok gibiydi. İhtiyar bir bay hızlı hızlı geziniyordu. İki kadın, bir dadı, yüzleri soğuktan morarmış iki de çocuk. Yaprakları iyice dökülmüş dallar arasından gökyüzü görünüyordu. Ağaçlarda ciyak ciyak bağırışan kargalar vardı. Gün açık ve parlaktı. İnsan iyi giyinmişse sıcak bile diyebilirdi. Tüllü kadın yaklaşıyordu. Oblomov korku içinde gözlerine inanamayarak durdu. ''O!'' dedi, elini sıktı. ''Nasılsın? Ne var?'' ''Seni gördüğüme ne kadar sevindim. Gelmeyeceksin diye korktum. Fena olmaya başladım.'' ''Nasıl gelebildin buraya? Nasıl bir bahane buldun?'' ''Bırak, bir şey sorma. O tarafı önemsiz. Boş sözlere ne gerek var? Seni görmek istedim, geldim. İşte bu kadar.'' Oblomov'un elini hararetle sıktı. Ona sevinçli, mutlu gözlerle baktı. Felekten çaldığı bu anı o kadar açık bir sevinçle yaşıyordu ki Oblomov bu coşkunluğu kıskandı. Bu duyguyu kendisinin de duyamadığına üzüldü. Fakat bütün tasalarına rağmen onun karşısında bir an kendini unutabildi. Olga'nın yüzünde hiçbir düşünce belirtisi yoktu. Kaşları ve alnının çizgileri oynamıyordu. Oblomov'u çok fena şaşırtan o fazla akıllı görünüşünden eser yoktu. Bütün yüzünde hayata, mutluluğa ve Oblomov'a çocukça bir inanış okunuyordu. Bir kelimeyle çok sevimliydi. Olga ona bakıp gülümsüyordu. ''Oh, ne kadar memnunum, ne kadar memnunum. Seni bugün göremeyeceğim diye ne kadar korkmuştum. Dün birdenbire o kadar fena oldum ki, niçin bilmiyorum. Hemen sana yazdım. Memnun musun?'' Oblomov'un yüzüne dikkatle baktı. ''Bugün niçin böyle suratına sık, bir şey söylemiyorsun? Memnun değil misin? Bense sevincinden deli olacaksın sanmıştım. Uykuda gibisin, uyansana. Olga ile berabersin.'' Sitemle onu hafifçe iterek, ''İyi değil misin? Nen var?'' diye sordu.
Oblomov kalbindeki sırrın açığa çıkmasını önlemek için çabuk çabuk "Yok canım, çok iyiyim, mutluyum." dedi. "Sadece yalnız gelişinden biraz endişe ettim de." "Bu benim işim. Teyzemle gelsem daha mı iyi olurdu?" "Daha iyi olurdu, Olga." Olga elini bırakarak küskün küskün "Bilseydim ona da söylerdim." dedi. "Ama ben öyle sanmıştım ki senin için benimle olmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz." Evet, olamaz tabii ama yalnız nasıl? Bu da bir mesele mi? Başka bir şeyden konuşalım. Dinle bak sana ne söyleyeceğim. Unuttum. Nasıl geldiğini anlatacaksın herhalde. Yok canım, ne diye ısrar ediyorsun? Bıkmadın mı bunu sormaktan? Ne diyecektim? Her neyse bir önemi yok. Sonra hatırlarım. Ah, burası ne kadar güzel. Düşen yapraklar. Victor Hugo'nun sonbahar yaprağını hatırlıyor musun? Neva'ya gün vurmuş. Hadi gidelim, bir kayığa binelim. Tanrı esirgesin, neler söylüyorsun? Dehşetli soğuk var, ben de hafif bir pardösü giydim. Ben de öyle. Ne önemi var? Hadi gidelim. Olga konuşuyor, onu da kolundan çekiyordu. Oblomov arkasından homurdanıyor, elinden kurtulmak istiyordu. Fakat ister istemez kayığa bindi. Hala Olga'ya endişeyle soruyordu. "Yalnız nasıl gelebildin?" Nehrin ortasına geldikleri zaman Olga kurnazca bir tavırla "Peki, söyleyeyim mi?" dedi. "Şimdi söyleyebilirim. Korkudan kaçıp gidemezsin. Demin kaçabilirdin." Oblomov korkuyla "Ne diye kaçacakmışım?" diye sordu. Olga cevap yerine sordu. "Yarın bize geliyor musun?" Oblomov içinden "Aman ya Rabbi, gelmek istemediğimi anladı galiba." diye düşündü. Sonra yüksek sesle "Evet." dedi. "Sabahtan geleceksin, akşama kadar kalacaksın, değil mi?" Oblomov tereddüt edince Olga "O halde söylemeyeceğim." dedi. "Peki, gelirim." Olga ciddi ciddi başladı. "Niçin biliyor musun? Seni bugün buraya çağırmaktaki maksadım bunu söylemekti." "Neyi?" "Yarın bize gelmeni söyleyecektim." "Aman ya Rabbi, buraya nasıl geldin onu söyle." "Buraya nasıl mı geldim? Basbayağı geldim işte. Peki ama bundan ne diye söz edelim?" Irmaktan avucuna su aldı ve Oblomov'un yüzüne attı. Oblomov irkildi. Gözlerini kapadı. Olga güldü. "Su ne soğuk, elim dondu. Aman her şey ne kadar güzel, ne kadar mutluyum. Yarın da gelelim ama bu sefer düpedüz evden çıkıp gelelim." "Bugün evden gelmedin mi? Neredeydin?" "Mağazada." "Ne mağazasında?" "Ne mağazası mı? Parkta söyledim ya." "Söylemedim mi? Ne tuhaf, unutmuşum. Bizim uşakla kuyumcuya gittim." "Sonra?" "Sonrası bu kadar." Uzakta bir kiliseyi göstererek kayıkçıya sordu. "Bu ne kilisesi?" Kayıkçı, "Hangisi? Şuradaki mi?" diye sordu. Oblomov sabırsızlıkla, "Simonli Kilisesi." dedi. "Peki kuyumcuya gittin, sonra?" "Orada öyle güzel şeyler vardı ki, ah öyle bir bilezik gördüm ki." "Canım bırak şu bilezikleri, sonra ne oldu?" Olga dalgın dalgın etrafına bakarak, "Hepsi bu kadar." dedi. "Peki uşak ne oldu?" Olga karşı kıyıdaki binalara bakarak, "Eve gitti." dedi. "Ya sen?" Olga şemsiyesiyle karşı kıyıyı gösterdi. "Ne kadar güzel şu karşısı. Oraya gidemez miyiz? Sen orada oturuyorsun değil mi?" "Evet." "Hangi sokakta? Göster bana." "Uşak ne olacak?" "Bileziğimi almaya gönderdim. Ben de buraya geldim." Oblomov ona hayretle bakarak "Nasıl olur?" dedi. Yüzünü telaş kapladı. Olga bu telaşını taklit etti. "Ciddi konuşalım Olga, bırak şakayı." "Şaka etmiyorum, doğru söylüyorum. Bileziğimi mahsus evde bırakmıştım. Halbuki teyzem bileziği kuyumcuya götürmemi rica etmişti. Sen böyle şeyleri akıl edemezsin." Olga büyük bir iş yapmış gibi mağrurdu. "Peki ya uşak geri dönerse?" "Kuyumcuya beni beklemesi için haber bıraktım. Başka bir mağazaya gidiyorum," dedim ve buraya geldim. "Ya Maria Mihailovna hangi mağazaya gittiğini sorarsa?" "Terziye gittim," derim. "Ya terziye sorarsa?" "Ya Neva'nın bütün suları birdenbire denize giderse, ya kayık batarsa, ya Morskaya ve bizim ev çökerse, ya birdenbire soğursan?" Olga tekrar Oblomov'un yüzüne su attı. Oblomov yüzünü silerek, "Uşak dönmüştür artık," dedi.
Kayıkçı sahile çek. Olga kayıkçıya bağırdı. Hayır, hayır, çekme. Sahile çek, uşak dönmüştür artık. Bırak canım, önemi yok. Fakat Oblomov ısrar etti. Çıktılar, parkta hızlı hızlı yürümeye başladılar. Olga ise yavaş yürüyor, kolundan çekip onu durdurmaya çalışıyordu. Ne acele ediyorsun? Dur, seninle biraz kalmak istiyorum. Oblomov'un yüzüne değecek kadar yaklaştı. O hala sıkıntılı bir yüzle ona ödevlerden, zorunluluklardan söz ediyordu. Olga hülyalı bir gülümseme ile onu dalgın dalgın dinliyor, kah başını yere eğiyor, kah başka şeyler düşünerek Oblomov'un yüzüne dikkatle bakıyordu. Oblomov nihayet ciddi bir yüzle, ''Dinle, Olga,'' dedi. ''Biraz canını sıkacağım, biraz da bana darılacaksın ama artık sana söylemeliyim. Biraz fazla ileri gittik, bunu sana söylemek ödevimdir.'' Olga yavaş yavaş kızmaya başladı. ''Neyi?'' diye sordu. ''Gizli gizli buluşmamızın doğru olmadığını. Bunu yazında söylemiştin.'' ''Evet ama o zaman kendime hakim değildim. Seni bir elle itiyor, bir elle tutuyordum. Sen bana inanıyordun. Bense seni kandırıyor gibiydim. Yepyeni duygular içindeydim. Şimdi ise yeni duyguların yok. Sıkılmaya başlıyorsun artık.'' ''Yo Olga, haksızlık ediyorsun.'' Yeni demekten maksadım yani makul olmaya vakit bulamıyorduk. Vicdan azapları içindeyim. Gençsin, dünyayı ve insanları bilmiyorsun. Üstelik o kadar da temizsin ki, sevgin o kadar saf ki, yaptığımız işler yüzünden, benim yaptığım işler yüzünden başkalarının ne kötü şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorsun. Peki ama ne yapıyoruz ki? Ne mi yapıyoruz? Teyzeni kandırıyorsun. Gizli gizli evden çıkıyorsun, bir erkekle tek başına buluşuyorsun. Bütün bunları pazar günü konukların önünde söyle bakalım. Niçin söylemeyeyim? Belki de söylerim. Söyle de görürsün, teyzen düşüp bayılır, kadınlar derhal odadan çıkar, erkekler küstahça yüzüne bakarlar. Canım biz nişanlı değil miyiz? Evet, evet işte onun için her adımımızı dikkatli atmalıyız ya. Ben herkesin sana anlamlı anlamlı bakmasını değil, karşında gözlerini saygıyla yere eğmesini, ağaçlı yoldan gizli gizli değil, alnımız açık olarak geçmemizi istiyorum. Kimse senin ağırbaşlı bir kız olduğundan şüpheye düşmemeli. Baştan çıktığını, utanç ve terbiye sınırlarını aştığını, doğru yoldan saptığını, Olga elini Oblomov'un elinden çekerek gururla sözünü kesti. Ben ne terbiyemi, ne doğru yolu, ne de gururumu unutmuş değilim, dedi. ''Biliyorum meleğim, biliyorum ama herkes öyle diyecek. Böyle şeyleri de dünyada affetmezler. Tanrı aşkına ne demek istediğimi anla. Ben senin herkesin gözünde temiz ve lekesiz kalmanı istiyorum. Gerçekten olduğun gibi.'' Olga dalgın dalgın yürüyordu. Oblomov devam etti. ''Benim demek istediğim şu. Sonunda sen mutsuz olacaksın. Bundan ben sorumlu olacağım. Herkes benim seni kandırdığıma, sana tehlikeyi mahsus haber vermediğime hükmedecek. Sen temiz ruhunla bana güveniyorsun ama herkes öyle düşünmez ki, kimi inandırırsın? Doğru söylüyorsun, madem öyle teyzeme her şeyi söyleyelim, iznini ve hayır duasını alalım. Oblomov birden sapsarı kesildi. Ne diyorsun, aman Olga, bu kadar aceleye ne gerek var? Oblomov'un dudakları titriyordu. Olga ona dikkatle bakarak, canım geçen gün acele eden sen değil miydin? Diye sordu. O zaman her şeyi uzun, derin düşünemiyordum. Yapılacak o kadar ufak tefek işler var ki, bir defa köyden gelecek mektubu beklemek gerek. Ne diye bekleyelim? Bu mektup kararını değiştirebilir mi? Olga'nın bakışlarındaki dikkat bir kat daha arttı. Sorduğun şeye bak, elbette değiştiremez. Fakat onu da hesaba katmalıyız. Teyzene düğünün ne zaman olacağını söyleyebilmeliyim. Ona aşktan değil, daha hiçbiri hazır olmayan birçok şeyden bahsetmem gerek. Peki, mektup gelince teyzemle bunları konuşursun ama o zamana kadar herkes nişanlı olduğumuzu öğrensin. Biz de her gün birbirimizi görelim, seni göreceğim geliyor, günler bitmiyor, herkes sıkıldığımın farkına varıyor. Bana bir yığın soru soruyorlar, imalı imalı senden söz ediyorlar, bıktım artık. Benden söz ediyorlar ha? Sonuçkanın yüzünden. ''Ya gördün mü? Söylediğim zaman bana kızmıştın.'' ''Neyi gördün mü? Gördüğün bir şey var, o da senin korkaklığın. Ben bu imalardan korkmuyorum ki.'' ''Ben korkak değilim, tedbirliyim. Tanrı aşkına gel çıkalım şuradan. Bak bir araba geliyor. Ya içinde bir tanıdık varsa,
Öf, içime fenalık geliyor. Hadi çabuk çıkalım şuradan. Oblomov'un korkusu Olga'ya da geçmişti. Peki çıkalım, hadi çabuk, dedi ve parktan koşarcasına çıktılar. Artık bir kelime konuşmadılar. Oblomov sıkıntılı sıkıntılı etrafına bakınıyor, Olga tülünü yüzüne örtmüş, başını önüne eğmiş yürüyordu. Uşağın beklediği mağazanın önüne geldikleri vakit Olga, ''O halde yarın görüşürüz.'' dedi. ''Hayır, öbür gün daha iyi. Hayır, cuma ya da cumartesi.'' ''Niçin?'' ''Şey, canım, Olga, hep şu mektubu düşünüyorum. Belki o zamana kadar gelir.'' Belki, fakat sen yarın yemeğe geleceksin, anlıyor musun? Oblomov çabuk çabuk, peki peki gelirim, dedi ve Olga mağazaya girdi. Oblomov kendi kendine söyleniyordu. Ah yarabbi, ne hallere düştük, nedir birdenbire şu başıma gelenler, şimdi ben ne yapacağım? Ah o Sonichka, o zahar, hele o züppeler.